Merhaba, bugün sizlere pandemi süreci sonrası çocukların okul ortamına uyum sağlayabilme süreciyle ilgili bilgi vereceğim. Bildiğiniz üzere 2020 yılı başı itibariyle COVID-19 salgını başlamıştır. Bu salgınla hepimizin hayatı olumsuz etkilenmiş ve halen etkilenmeye devam etmektedir. Salgınla hayatımıza yeni sözcükler, yeni alışkanlıklar da girmiştir. Artık hepimiz hijyene daha çok dikkat etmemiz gerektiğini, sokağa çıkarken maske takmamız gerektiğini ve iletişim kurarken sosyal mesafe kuralına uygun iletişim kurmamız gerektiğini daha iyi bilmekteyiz. Pandemi sürecinde ülkelerde pandeminin yayılmasını önlemek amacıyla bir takım tedbirler almışlardır. Ve bu tedbirlerin en önemlisi şüphesiz ki karantinalardır. Karantina döneminde okullar kapanmış, çocuklar alışkın oldukları süreçten çok daha farklı bir sürece girmişlerdir. Yetişkinler için bile korku, kaygı, stres barındıran bu süreç çocukların da psikolojisini olumsuz yönde etkilemiştir. Günlük rutinlerinden uzak kalmak çocuklar için oldukça zordur. İşte bu sebeple burada ailelere çok önemli görev düşmektedir. Yine aynı okula gittiği dönemdeki gibi günlük rutinlerin sürdürülmesi gerekir. Evde uyanma saatleri, yemek yeme saatleri aynı şekilde sürdürülmelidir. Okula gidildiği saatlerde uzaktan eğitimle devam edilmeli. Ödev saatlerinde ödevler tamamlanmalı. Yine yaş grubuna uygun olarak oyun saatlerinde oyunlar oynanmalıdır. Bu dönemin böyle sürdürülmesi okullar açıldıktan sonra adaptasyonun daha kolay olmasını sağlayacaktır. Çocukların bu zor dönemi en az psikolojik sıkıntıyla atlatabilmesi ailenin bu dönemdeki ruh sağlığı ile ilgilidir. Aşırı korku, koruyucu ve stresli tutum çocuğun psikolojisini de olumsuz yönde etkileyecektir. Aileler bu dönemde koronavirüsün ne olduğunu çocuklara onların anlayacağı dille ve yaşına uygun kelimelerle anlatmalılardır. Doğru bilgileri abartmadan vermek çocukların bu zor dönemi en az hasarla atlatmasını sağlayacaktır. Pandemi sonrasında çocukların ve gençlerin okula gitmek konusunda motivasyonları düşebilir. Pandeminin yarattığı psikososyal etkiler, sağlık problemleri, ekonomik problemler ve kaygılar çocukların okula dönme motivasyonlarını düşürebilir. Çocukları okula yeniden adapte edebilmek ve gereken psikososyal desteği sağlamak başta okul yönetimi ve öğretmenlerin sorumluluğundadır. Öğretmenler sınıf içinde çocuklara abartısız ifade ve hareketlerle bu dönemin nasıl kolay aşılması gerektiğini anlatmalılardır. Pandemi sonrası okul fobisi ve okula uyum döneminde yapılacaklar, çocuğun ihtiyaçları göz önüne alınarak aile ile işbirliği içerisinde yürütülmelidir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla kalın.